Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Derya Uçar. Geçen hafta sizlerle ses bilgisi konusuna giriş yapmıştık ve büyük ünlü uyumu kuralını işlemiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşamanın diğer ismi ise arkadaşlar, karşımızda bu şekilde de çıkabilir. O yüzden bunu da bilelim. Ünsüz değişimi. Evet, ünsüz yumuşaması, diğer ismiyle ünsüz değişimi. Peki nedir ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi arkadaşlar? Eğer kelimem ketçap ünsüzlerinden biriyle bitmişse, evet aklımıza bu şekilde kodlayabiliriz. Kelimem ketçap ünsüzlerinden biriyle bitecek ve kelimeme arkadaşlar ünlü ile başlayan bir ek gelecek. Ünlü ek gelecek arkadaşlar. Ketçap arkadaşlar ünsüzleri ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bunlar arkadaşlar bizim sert ünsüzlerimiz. Ketçap sert ünsüzler. Kendisine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sert ünsüzlerimiz yumuşayacak. Peki neye dönüşecek? Kendine en yakın olan ünsüzlere. K'miz arkadaşlar G'ye veya yumuşak G'ye dönüşecek. T'miz ise D'ye, Ç'miz C'ye, P'miz de arkadaşlar B ünsüzüne dönüşecek. İşte bu olaya biz diyoruz ki ünsüz yumuşaması. Evet aklımı kodluyorum. Ünsüz yumuşaması hangi harflerle oluyormuş? Ketçap ünsüzleriyle. Peki nasıl oluyormuş? Kelimem ketçap ünsüzlerinden biriyle biterse ve kelimeme ünlü ile başlayan bir ek gelirse arkadaşlar ketçap ünsüzlerimden K, G'ye veya yumuşak G'ye, T, D'ye, Ç, C'ye, P, B'ye dönüşüyor. Bunlar sert ünsüzler ketçap ünsüzleri. Alttaki ise arkadaşlar ünsüzlerimiz yumuşak ünsüzler. Yani ne oldu bu olayda arkadaşlar bu ses olayında? Sert ünsüzlerim yumuşadı. Bu olaya da arkadaşlar yumuşama diyoruz. Evet şimdi örnekler üzerinde bakalım. Kelimem koltuk. Neyle bitmiş? Ketçap ünsüzlerinden K ile. Ve kelimeme arkadaşlar ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. Peki koltuku mu diyorum? Hayır. Ne yaptık? K'miz arkadaşlar yumuşak G'ye dönüştü. Yani sert ünsüz olan K'miz yumuşadı. Dolayısıyla da bu olaya ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması ya da diğer ismiyle ünsüz değişimi. Ünsüzler değişti mi? Evet, K yumuşak G oldu, değişti. Evet, diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Kelimem sebep. Yine ketçap ünsüzlerinden P ile bitmiş. Ve kelimeme ünlü ile başlayan i ekimiz gelmiş. Sebepi mi diyorum? Hayır. P ünsüzüm ne oldu arkadaşlar? Yumuşadı. P'miz B'ye dönüştü. Evet kelimem ağaç. Ağaç kelimemin sonu ketçap ünsüzlerinden Ç ile bitti. Ve kelimeme ünlü ile başlayan A2 geldi. Ağaça mı diyorum? Hayır. Ağaç sert ünsüzüm arkadaşlar. Yumuşak ünsüz olan Ç'ye dönüştü. Ve bu olaya da ne diyoruz? Ünsüz arkadaşlar yumuşaması. Evet kelimem kağıt. Yine ketçap ünsüzlerinden T ile bitmiş. Ve kelimeme arkadaşlar ünlü ile başlayan ek geldi. Kağıta mı diyorum? Hayır. Kağıt ünsüzümü arkadaşlar sert ünsüzümü yumuşak ünsüz olan D'ye dönüştürüyorum. Yani T D'ye dönüştü. Yani sert ünsüzüm yumuşadı. Aynı zamanda ünsüzler ne oldu? Değişti. Bu yüzden de arkadaşlar ünsüz değişimi diyoruz. Evet şimdi birkaç tane de zor örnek verelim. Bunlar da bakalım nasıl oluyor. Evet arkadaşlar örneğimize beraber bakalım. Gülen yüz çizelim, gülelim, mutlu olalım. Evet örneğim arkadaşlar gidiyorum. Şimdi burada ünsüz yumuşaması var mı yok mu ben nasıl bulabilirim? Hemen kelimenin kökünü düşüneceğim. Peki bu kelimenin kökü ne? Önceki dersimizde ek kök bilgisinde arkadaşlar kökleri işlemiştik. Evet kelimenin kökü arkadaşlar gitmek fiilim. Yani bu aslında neymiş? Git. T ünsüzümüz arkadaşlar ünlüyle başlayan ek gelmiş T, D'ye dönüşmüş. Yani
T arkadaşlar D'ye dönüşmüşse ünsüz değişimi, yani ne olmuş burada? Yumuşama. Başka bir örnek daha verelim arkadaşlar. Kelimem yudumlamak. Bakalım burada ünsüz yumuşaması var mı yok mu? Hemen ne yapıyoruz? Kelimenin kökünü düşünüyoruz. Peki yudumlamak kelimesinin kökü nedir? Tabii ki yutmak. Evet, kelimemin kökü yutmak. T ünsüzüm. Kelimem ketçap ünsüzlerinden T ile bitmiş. Ve kelimeme ünlü ile başlayan U ekim gelmiş. Yutumlamak mı demişim? Hayır. Ne yapmışız o halde? T sert ünsüzümüzü yumuşak ünsüz olan D'ye dönüştürmüşüz arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne olmuş? Ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi. Peki bir tane daha son örnek vereyim size. Bu da bir zor örnek olsun ve çok kullanılan, çok karşınıza çıkacak bir örnek arkadaşlar. Evet. Kelimem arkadaşlar geldiğini olsun. Şimdi kelimemin kökü gel. Kökte bir değişim yok. Kökte bir ses olayı olmamış. Peki o halde eke bakıyorum. Kelimem arkadaşlar Türkçe'de di diye bir ekimiz yok. Bu ekin aslı dık dik duk dük. Yani neymiş, ne varmış burada? K. Evet, sert ünsüzüm. Ketçap ünsüzlerinden K ile bitmiş arkadaşlar. Ve kelimemin ekine ne gelmiş? Yine başka bir ek gelmiş. İyi ünlümüz gelmiş. Peki ben geldikini mi diyorum? Hayır. K'mi ne yapıyorum? Yumuşak G'ye dönüştürüyorum. Ünsüzüm yer değiş, ünsüzüm değiştirdi. Evet, T'ydi, D oldu. Ünsüz değişti. Ve sert ünsüzüm arkadaşlar K ne oldu? Yumuşadı, yumuşak G oldu. Dolayısıyla burada da ne var diyoruz? Ünsüz yumuşaması. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi notlarımız var. Notlar bizim için çok önemli. Sorularda genelde notlardan arkadaşlar karşınıza da çıkabilir. Evet, notumuz şu. Özel isimlerde arkadaşlar söyleyişte yumuşama olur ama yazımda yumuşama olmaz. Evet, özel isimlerde söylerken söyleyişte yumuşamayı yaparız ama yazımda arkadaşlar yumuşama yapmayız. Örneğimize bakalım. Kelimem Zonguldak. Ne ile bitmiş? Ketçap ünsüzlerinden K ile bitmiş. Ve kelimeme arkadaşlar ünlüyle başlayan A2 gelmiş. Ben burada yumuşama yaptım mı yazımda, bakın. Zonguldak yaptım mı? Hayır. Kuralımız neydi, notumuz? Dedik ki özel isimlerde arkadaşlar söyleyişte yumuşama olur ama yazımda yumuşama olmaz. Yani buraya yumuşak G gelseydi biz buna ne derdik? Yazım yanlışı derdik. Kelimem Murat, ketçap ünsüzlerinden T ile bitmiş. Ünlüyle başlayan ek gelmiş ama ben burada yumuşama yapmıyorum. Çünkü Murat özel isim. Özel isimde söyleyişte yumuşama olur, yazımda olmaz. Kelimem Burak, yine ketçap ünsüzlerinden K ile bitmiş ve ünlüyle başlayan ek almış arkadaşlar. Peki yumuşama yaptık mı? Burak, Bura yaptım mı? Hayır. Neydi notumuz? Özel isimlerde söyleyişte yumuşama olur ama yazımda yumuşama olmaz. Evet, bir tane daha notumuz var arkadaşlar. Bu notumuz da yine çok değerli. Evet, dilimizde, Türkçe'de arkadaşlar tek heceli sözcüklerde genelde yumuşama olmaz. Her zaman demiyorum, bakın istisnalarımız var. Evet, genelde yumuşama olmaz ama bazı sözcüklerimizde yumuşama olur. Az sonra yazacağım. Şimdi bakalım. Kelimem at. Tek heceli mi? Evet, tek heceli. Peki atı. Evet, ben adı. Normalde ne olmalıydı? Kelimem ketçap ünsüzlerinden T ile bitmiş. Ünlüyle başlayan da ek almış. Burada ne olmalıydı? Yumuşama olmalıydı ama olmadı. Evet, ne demiştik notumuzda? Dilimizde tek heceli sözcüklerde arkadaşlar genelde yumuşama olmaz. Evet, atı sözcüğümü de ben ne yapamadım? Adı yapamadım. Çünkü o zaman anlam değişecekti arkadaşlar. Evet, diğer sözcüklerimizi ele alalım. Tüp kelimem. Yine ketçap ünsüzlerinden P ile bitmiş. Ünlüyle başlayan ek almış. Peki ben burada yumuşama yaptım mı?
tübe yaptın mı? Hayır. Çünkü anlamsız oluyor. Böyle bir anlam yok. O yüzden burada da arkadaşlar yumuşama yapmadık. Kelimem saç. Evet arkadaşlar. Kelimem saç. Ketçap ünsüzlerinden ç ile bitmiş. Ünlüyle başlayan e kalmış. Sacı mı dedim? Hayır. Saçı diyoruz. Kelimem tek. Ketçap ünsüzlerinden k ile bitmiş. Ünlüyle başlayan e kalmış. Peki ben k'yi g ya da yumuşak g'yi değiştirdim mi? Hayır. Çünkü ne dedik arkadaşlar? Türkçemizde genellikle tek heceli kelimeler yumuşama olmaz. Peki olan yok mu? Evet var. Şimdi onlara bakalım. Arkadaşlar şimdi örneğimize bakalım. Kelimem renk. Tek heceli mi? Evet tek heceli. Kelimem renk kelimem ketçap ünsüzlerinden k ile bitmiş. Ünlüyle başlayan e kalmış. Peki ben burada renki mi diyorum? Hayır. Bunlarda evet yumuşama olmadı. Ama ne demiştim arkadaşlar? Genellikle dedim, her zaman demedim. Demek ki bu istisna kelime. Evet peki renki demiyorum arkadaşlar. Ne diyorum? Rengi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar k'miz g'ye dönüştü, yumuşama oldu. Başka örnek de verelim. Kelimem çok arkadaşlar. Çoku mu diyorum? Hayır, çoku demiyorum. Kelimem ketçap ünsüzlerinden k ile bitmiş. Ünlüyle başlayan e kalmış ama yumuşama kuralına uyuyor. Çok demiyorum. Ne diyorum? Çoğu. Evet arkadaşlar. Bir tane daha yazalım bunu örnek. Kelimem dert. Tek heceli mi? Evet tek heceli. Ketçap ünsüzlerinden biriyle mi bitmiş? Evet ketçap ünsüzlerinden biriyle bitmiş. Ünlüyle başlayan ek dalmış ama yumuşamaya olmuş mu olmamış mı? Şimdi ona bakalım. Dertimi mi deriz? Hayır, böyle kullanmayız. Ne deriz? Derdimi deriz arkadaşlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi T'miz arkadaşlar D'ye dönmüş, yumuşamış. Evet, şimdi tekrar bir notumuza bakalım. Dedik ki dilimizde genellikle tek heceli kelimelerde yumuşama olmaz. Ama bazılarında örnekte gördüğünüz gibi olabilir. Evet arkadaşlar, anlaşıldı diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Şimdi bir notumuz daha var. Notumuza bakalım arkadaşlar. Dilimize yabancı dillerden gelen bazı sözcüklerde yumuşama olmaz. Evet, hepsi demiyoruz bakın, bazı sözcüklerde olmaz. Nedir bu sözcüklerimiz? Daha çok zaten karşınıza sorularda bu sözcükler çıkar. Kelimem millet. Millet kelimesi Türkçe kelime değil, dilimize yabancı dillerden geçmiş. Evet, kelimemin sonu ketçap ünsüzlerinden t ile bitmiş. Ünlüyle başlayan e kalmış. Normalde bu ne olmalıydı? Milleti olmalıydı. T, D'ye dönüşmeliydi ama dönüşmedi arkadaşlar. Dolayısıyla nedenine ne dedik arkadaşlar notumuza? Dilimize dedik yabancı dillerden gelen sözcüklerde genellikle yumuşama bazılarında olmaz dedik. Evet, hukuk kelimem hukuka demedik, hukuka dedik. Evrak kelimem evrağı demedik, evrakı dedik arkadaşlar. Hürriyet kelimem hürriyeti demedik, yumuşama yapmadık. Çünkü bunlar dedik ki dilimize yabancı dilden gelen kelimeler ve bu kelimelerde yumuşama olmaz. Evet, şimdi diğer arkadaşlar ünsüz yumuşamasını bitirdik. Şimdi de ünsüz benzeşmesine geçiyoruz. Evet, ünsüz benzeşmesi. Diğer isimleri de arkadaşlar bizim için önemli. Her şekilde karşımıza çıkabilir. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi, ünsüz uyumu. Üçü de aynı şey arkadaşlar. Peki nedir ünsüz sertleşmesi? Arkadaşlar dilimizde biliyorsunuz 29 tane harfimiz var. Bunun 21 tanesi ünsüz harfler. Bu ünsüzler de kendi arasında ayrılıyor. Nasıl hani ünlüleri büyük ünlü uyumunda ayırmıştık? Kalın ünlüler, ince ünlüler. Şimdi ünsüzlerde de arkadaşlar sert ünsüzlerimiz var, yumuşak ünsüzlerimiz var. Evet, şimdi ünsüz sertleşmesi de arkadaşlar bizim sert ünsüzlerimizle ilgili bir kural. Peki nedir bizim sert ünsüzlerimiz? Hemen şifremize bakıyoruz. Evet, fıstıkçı Şahap. Çoğunuz bunu zaten duymuşsunuzdur değil mi?
Peki fıstıkçı Şahap bizim arkadaşlar kodlamamız için, bize bu harfleri unutmayıp kodlamamız için güzel bir örnek. Şimdi nedir ünsüz sertleşmesi? Arkadaşlar eğer kelimem fıstıkçı Şahap ünsüzlerinden biriyle bitmişse, kelimem fıstıkçı Şahap ünsüzlerinden biriyle bitmişse ve kelime ve arkadaşlar CDG ile başlayan bir ek gelirse, C'yi arkadaşlar C ve DG bunlar yumuşak ünsüzler. Bunlar nasıl ünsüzlerdi? Sert ünsüzler. Bu yumuşaklar bunların arasına girerse ne olur? Ezilirler. O yüzden bunlar da bunlara benzemek zorundalar. Yoksa bunların arasında var olamazlar. Peki CDG'miz arkadaşlar bunlardan en yakın kendilerine bakıyorlar. C diyor ki ben kime benzeyebilirim? Bakıyor diyor ki bana en çok benzeyen Ç diyor. C Ç'ye benziyor. D de bakıyor kendine en yakın T'yi buluyor. G de bakıyor kendine en yakın K'yi buluyor. Ve arkadaşlar yumuşak olan C, D, G ünsüzlerimiz sertleşiyor. Çünkü onların arasına onlarla bir arada var olacak. Bu olaya da arkadaşlar diyoruz ki yumuşak olan CDG'nin sert ünsüz olan CTK'ye dönüşmesine ne diyormuşuz? Ünsüz sertleşmesi. Bakın bu fıstıkçı Şahap'taki ünsüzler bu CDG'yi ne yaptılar? Kendilerine benzettiler. Onlar da zamanla ne yaptılar? Bunlarla bir arada dura dura bunlara uydular. Evet, bu yüzden de ismine ne diyoruz? Ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi, ünsüz uyumu. Şimdi bakalım burayı bir daha gözünüzde canlandırmak için şuraya yazmak istiyorum arkadaşlar. Evet, kelimem arkadaşlar neyle bitecek dedim. Fıstıkçı Şahap ünsüzlerinden biriyle bitecek. Kelime fıstıkçı Şahap ünsüzlerinden biriyle bitecek. Ve arkadaşlar kelimeme ne gelecek? CDG. CDG eklerinden biri gelecek. Peki ne dedim ben biraz önce? Bu CDG bunlara, bunlar yumuşaklar, bunlar sertler. Bunlara benzeyecekler. CÇ'ye, DT'ye, GK'ye benzedi. Şimdi örneklerimize bakalım. Savaşçı. Kelimem neyle bitmiş arkadaşlar? Savaş, fıstıkçı Şahap'tan şeyle bitmiş. Peki ne gelmiş buraya? Yumuşak ünsüz olan C gelmiş. Savaşçı mı diyorum? Hayır, hemen ne yaptık? C'yi Ç'ye dönüştürdük. İşte bu olaya ne diyoruz? Ünsüz sertleşmesi. Kelimem hoşaf. Neyle bitmiş arkadaşlar? Fıstıkçı Şahap'tan F ile bitmiş. Hoşaf da. Bakın ne yaptık? D'yi hemen T'ye dönüştürdük. Yumuşak ünsüz olan D'miz sert ünsüz olan T'ye dönüştü. Ve bu olaya ne diyoruz? Ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi ya da uyumu. Evet, kelimem arkadaşlar Zonguldak. Evet, Zonguldak özel isim. Ünsüz yumuşamasında ne demiştik arkadaşlar? Özel isimlerde yazımda yumuşama olmaz. Ama özel isimlerde bir sertleşme kuralına uyuyoruz. Evet, Zonguldak kelimemin sonu fıstıkçı Şahap'tan arkadaşlar K ile bitmiş. Peki sonra ne gelmiş? Yumuşak ünsüz olan D gelmiş. Hemen ne yapıyoruz bunu arkadaşlar? Sert ünsüzlere benzetiyoruz ve benzettik Zonguldak'ta. Bilet kelimem fıstıkçı Şahap'tan T ile bitmiş. Yine yumuşak ünsüzüm C gelmiş. Ne yapıyoruz? Hemen onu en yakın kendine benzeyen Ç'ye benzetiyoruz. Hemen onu sertleştiriyoruz ve biletçi yapıyoruz arkadaşlar. Burada da sertleşme kuralımıza uydu. Şimdi tabak kelimemize bakalım. Yine ünsüz fıstıkçı Şahap'tan K ile bitmiş. D ile başlayan ünsüzümüz gelmiş. Tabakta diyoruz arkadaşlar sertleşme. Bitkin demiyoruz, bitkin diyoruz. 2015 fıstıkçı Şahap'tan Ş ile bitmiş. 15D demiyoruz, 15T. Çalışkan, evet
Gandhi arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Bakıyoruz fıstık şaptan şeyle bitmiş. G'mizi K'ye dönüştürüyoruz arkadaşlar. Hemen bunu sertleştiriyoruz. Çalışkan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, örneklerimizde de gördünüz. Fıstıkçı şahap ünsüzlerimizde biterse, CDG gelirse, CDG'yi CTK'ye dönüştürmeye diyoruz ki biz sertleşme, benzeşme. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.